Hocam 8 yaşlarında. Bisikletiyle yola fırlamış, araba çarpmış. Durum nasıl? Şokta. Konuşamıyor ama temel göstergeler iyi. Bayılmamış. Karın ağrısından şikayetçi. Bir de sol el bileğinde yumuşak doku travmasına bağlı ödem ve ekmoz var. Neler olduğunu hatırlıyor musun? Tamam, korkma. Annen nerede, söyler misin bize canım? Korkma canım, bir şey olmayacak. Hasan polisle konuş, ailesini bulmaya çalışsınlar. Tabii hocam. Solunum iyi. Burası acıyor mu? Tamam. Karnın üst tarafında ağrı var. Hı-hı. Ayakta direkt batın grafisi ve batın BT'si isteyelim. Hemogram takibi de yapılsın. Tabii efendim. Fikret Hanım. Efendim. Biraz konuşabilir miyiz? Kazanın olduğu yolun kenarındaki parkta bir çocuk bulunmuş. 6 yaşlarında. Silahla vurulmuş. Ve maalesef kurtulamamış. Evet. Sen de benim gözüme bakmak ister misin ha? Allah Allah. Levent Bey böyle yapınca başarılı oluyordu. Neyse. Bak. Eğileyim ben böyle. Sen buradan gözüme bak ha. Bak. Bak canım. Bize evinin adresini söylemen gerek. Annen yanına gelsin istersin değil mi? Hı? Levent Bey beyin tomografisi istiyor. Aşağı indir. Bence şokta. Onun için konuşmuyor. Öyleyse de psikiyatriye götürmemiz lazım. Sen parka gittin mi hiç? Annen baban nerede? Korkma benden. Hadi cevap ver, olur mu? Çünkü parktaki çocuk ölmüş. Sen de... Yeter. Bunu yapamazsınız. Lütfen dışarı çıkın. Özür dilerim. Üzülme. Ben dışarıda bekliyorum. Bakın, çocuk oldukça korkmuş. Siz onu daha da korkutuyorsunuz. Parkta silahla vurulmuş bir çocuk var. Katili yakalayabilmek için gördüklerini bize anlatmalı. Evet ama bu böyle olmaz. Öncelikle ailesini beklemeliyiz. Doktor Hanım, zaman kaybediyoruz. Dışarıda bir çocuk katili var. Anlıyorum, görevinizi yapmak istiyorsunuz. Ama içerideki çocuk bir travma geçiriyor. Ancak yanında ailesi ve psikolog olursa sorularınıza cevap verebilir. Hadi yarışalım. Korktun değil mi? Seni geçerim diye korktun. Hadi itiraf et. Ben bütün erkekleri geçerim. Bisiklete binsek de geçerim seni. Emir, oğlum nerede? O iyi, sakin ol. Size bir şey anlattı mı? Ne olmuş? Niye kardeşinin yanında değilmiş? O kardeşi miydi? Evet. O kardeşi vurulurken neredeymiş? Çok üzgünüm. Başına sağ olsun. Demek onun için şoka girdi. Şu anda şokta değil. Ama konuşmuyor. Çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Buyurun.
Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Oğlum. Oğlum, kardeşine ne oldu gördün mü? Emir, söylemen lazım. Kardeşini kim vurdu? Ağlama şimdi. Söyle, kardeşine kim yaptı bunu? Konuşsana. Gökhan, yapma. Niye kardeşine göz kulak olmadın ha? Sana demedim mi o parka gidilmeyecek diye? Çocuğumu rahat bırak. İsterseniz biraz dışarı çıkalım lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.